Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün neler yaptık? Şu koca kazanımızda arkadaşlar. Bugün biz domates sosumuzu yaptık bir güzel. Ondan sonra bunu da buraya ıslattık. İçi biraz kenar kısımlar biraz tutmuş gibi olmuştu. Şeye doğru gittik. Acıgöl'e doğru. Orada bir lokantaya doğru uğradık. Bir şeyler atıştırdık. Geldik. Eşimi kanaldan görebilirsiniz. Şimdi bu gayet güzel ıslanmış. Ben de bunu yıkayverim diye geldim. Biz burayı çok sıktırıyoruz arkadaşlar. Ömer açıyor diye. Bir de ellerim köpük. Ne yapacağız? Hiç güzel bir şey olmadı şu an. Şuradan bez alayım bir tane. Bugün domates sosu yaptık arkadaşlar. 14-15 şişe oldu sanırım. Ondan sonra şöyle. Ömer bizim elimizi ayağımızı bağlıyor arkadaşlar. Küçük adam var ya. Bir şeylerle uğraşıyor burada. Bu suyu açıyor. Bir de böyle buraya hani kapatmak için geliyor ki. O anda da bize böyle yapıyor. Bizi ıslatıyor. O yüzden asla yanına yaklaşamıyor. Kendi insafına kalmış. Biz ona oğlum canım cicim diye söyledik mi? O da kapatıyor. Süngerimle kavanozlarımı yıkadım arkadaşlar. Kavanozlarımı kapaklarını yine böyle deterjanla yıkamıştım. Şöyle telimi de getirdim evden. Süngerimi de getirdim. Bunlar mutfağımda ama buraya kullanırım. Bunları buraya koyarım. Şöyle bulaşımı bir aldıralım. Şu da honimizdi şöyle. Buna kavanozdan ağızdan böyle buna getirdik arkadaşlar. Tam buna göreymiş vallahi. Doldurduğumuz kavanozlarımızda Hasan vakumlu bir şekilde kapattı. Hepsini yerine yerleştirdik. Bunlar böyle yıkayayım şunları. Bunları evde tekrardan bir sıcak suyla bir daha yıkarım. Şimdi buraya sıcak su taşımak istemedim. Şu büyükte zaten şey yok. Dışının karası sürtülecek bir siyah yerleri. Bilmiyorum onu da anneme bir sorsam iyi olur aslında. Tel yapacağız mı yapmayacağız mı? Çünkü bu yeni aldığı şey. Ama bakalım. Bırakayım buraya. Söylediğim gibi bunlar tekrardan bir evde dolandırırım herhalde. Hiç güzel olmadı. Niye böyle oldu? İçine kurumuş arkadaşlar. Halbuki suyun içindeydi. Yine de kurumuş. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz canlar? Nasılsınız inşallah? Hepiniz iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah. Bizim günümüz böyle geçiyor. Bugünümüz böyle geçti arkadaşlar. Ben sabahtan bir kalktık işte kahvaltı hazırlığı sağ sol. Ben dün gece uyudum 4'te uyuyamadım. Sabaha kadar oturdum. Sabahta saat 9.30'da uyandım. Normalde şöyle uzun süreli uyumam ama gece uyumadığım için sabahta erkenden uyanamadım. Ömer falan uyandı. Çıktılar dışarıya. Yüksel'le beraber. Babaannesinin yanında durdular. Ben de biraz uyumuşum. Kalkınca bir kahvaltı hazırladık. Ondan sonra da evleri derledim, topladım. Bulaşıklarımı yıkadım. Sonra şeye gittim. İnşaatımıza gittim. Merdiven süpürmeye arkadaşlar. Merdivenlerimiz yarıda kalmıştı süpürme işi. Oraları süpürdüm. İki tabi sol dolandım. Etrafta kalabalık pasak pislik varsa diye oralar bir dolandım. Topladım biraz. Size videomun devamında göstereceğim. Bugün süpürdüğüm yerlerimizi. Bir kayınvalideme gideyim şu teli sorayım. Buna tel sürteyim mi diye. Bu acele yeni aldı. Belki kıyamaz. O yüzden. Bunlar balkonuna koyup geleyim arkadaşlar şu tarafımıza.
Öyle işte, yalan dünyanın evcinde oyalanıp gidiyor. Bunu şimdi gidelim arkadaşlar, bir anneme soralım. Bunu ondan sonra yapayım. Çünkü şimdi şey olmazsa dışının siyahlığı çıkacak ama ben tel sürterekten çıkartmayı düşünüyordum. Yeni olduğu için belki öyle istemez. Bir danışıp geleyim, sonra beraber yine yaparız. Şöyle arkadaşlar, ineklerimi sağdım. Oradan geldikten sonra bunlar hala demirlerinde duruyorlar. Buraya yeni küçük buzağımızı gönderdik. Yani küçük olup da bu benim ay kızımın doğurduğu, buzaladığı küçük buzağımızı da buraya çıkarttık. Bu arada şöyle fayanslarımız burada duruyor arkadaşlar. Dün Hasan videosundan görmüşsünüzdür. Buranın otlarını bu sene hep temizledim. Sizler de gördünüz, şahit oldunuz ama velakin çok felaket. Şimdi daha kötü. Otlar kurudu, toprak kuru, asla çıkmıyor. Hasan buraya ot ilacı atacaktı. İhmal gelindi, kaldı ama sene inşallah ilk işimiz olacak. Şöyle fayansımızın koridorları, mutfağı bu arkadaşlar. Şu mesela çiğ beyaz, bu biraz böyle kreme yakın bir beyaz. Şu ara çizgileri şöyle gri, görüyorsunuz. Bu şekilde canlar. Şöyle. Bunun altındakiler hep bundanmış. Buymuş yani. Şu balkonun olması lazım. Aynen bu gri olan. Bu da balkon ve terasımızınki arkadaşlar. Bu da şöyle griden. Görüyorsunuz. Videomda da gördünüz ama ışıkların içinde daha değişik duruyor. Burada daha değişik tabii ki de. Bu da bu şekilde canlar. Balkonumuzun, terasımızın şeyleri bu. Şu da banyolarımızın. Görüyorsunuz. Yine bu da gri. Ellerim hemen kara olmuş. Şeyden, yıkadığım tıngırımdan. Şöyle. Bunların yüzünü böyle yapmışlar. Herhalde bilinsin diye böyle çevrilmiş. Bu da banyolarınki arkadaşlar. Şunları da bugün hep inşaattan aşağıya indirdim buralar süpürürken. Bir daha şöyle bir temizlik yaptım. Bismillah diyelim şöyle. Buralarda topraklar döktüm. Buraya zaten beton atılacak. Şöyle. Merdivenlerimi hep süpürdüm. Yukarı doğru çıktım. Ama bir de bana sorun ki sağ tarafım hiç iyi değil. Telliğimi de çıkaracağım bu arada. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Bilmiyorum. Zaten benim belde şey sıkıntılı biraz. Şöyle. Buraları hep süpürdüm arkadaşlar. Tabii ki de şu geriye kalanlar inşaat tozu, çıkmayan tozlar. Şuraların içine bir şey uçmuş buralara. Buralar süpürdüm. Ama hala buralarda var. Görüldüğü üzere. Buralar hep o beyaz fayanstan olacak arkadaşlar. Şuralar. Ondan sonra burası mutfakla koridorumuz, bu girişimiz, bir de buramız o beyazlardan olacak. Buraya şap atılırken arkadaşlar bakın. Duyuyor musunuz? Taban tamamen boş ve burası yukarıya doğru çıkmış. Hiç güzel yapılmamış şapımız. İlk yapıldığında o kadar sevdik ki. Bakın içler hep boş. Hatır hatır ses geliyor içinden. Ay, buralar zaten parke olacak. Allah'ım izin verirse seneye onlar da yapılmaya başlanır. İnşallah. Çocukların odası da yine aynı şekilde parke olacak. Böyle. Hep sizleri arkadaşlar terastan çekiyorum yani. Terasta bizim bu odamızın manzarası aynı kapıya çıkıyor. Bu taraf böyle komşumuzun gelin evi. Annemin kuzeni bu arada. Bu taraftaki elma sapla benim annemin. Burası da o gri fayansımızdan olacak arkadaşlar. Buraya bence yakışacağını çok düşünüyorum. Bilmiyorum. Fayansımız çok güzel. Buraya seçtiklerim ya da diğerlerine seçtiklerim. Yorumlarda da beni o kadar desteklemişsiniz ki. Zaten mutluydum sizin yorumlarla. Daha mutlu oldum. Hepinizin dayanışmasıyla böyle güzel bir birlik beraberlik oluştu arkadaşlar. Hasan her ne kadar ben ille de füme gri diye ısrar etse de sizlerin yorumuyla da destek alaraktan böyle dedim, benim izleyicilerim de çok sevdi. Hepimiz böyle sevdik, böyle istedik. O zaman tamam dedi Hasan da, artık ikna oldu. Buralarda o büyük grilerden olacak arkadaşlar. Biraz daha koyu grilerden. Şeyle. Şuna bayağı yakın aldığımız fayanslar. Bunun biraz açık tonu. Bu tam füme. Tam gri böyle. Aşağı doğru gidelim. Ben yukarıya niye çıktım ki? Size merdiveni göstermeye.
Temizledim ya bugün buraları. Buraya çok aşırı çok sinek giriyor arkadaşlar. O da girenler burada ölüyor. Çıkış kapısını bulamıyor. Buraya 2-3 tane de kelebek girmişmiş şuraya. Onları da aldım dışarıya gönderdim. Zaten bir günlük ömrümüz var. Hadi gidin diye. Onları da salıverdim dışarıya. Öyle. Buraya giriyorlar kapıdan. Sonra çıkış yolu bulamıyorlar. Camlarımız hep telli. O yüzden camdan da çıkamıyorlar yazık. Sineklere de üzülüyorum. Onlara da üzülüyorum. Ne bileyim. Sinek aslında ziyanker bir hayvan ama yine de Allah'ın verdiği can. Gidelim aşağı doğru. Evet Can'la ben dışarıya gittim geldim. Anneme de sordum. Buna test sütmedi de. İyi ki de sormuşum yani. Yoksa cızılsa şey sıdalanırdı. Şöyle süngerimle önce bir alayım. İçinde bir şey yok zaten. Suda yaptık ya bir de yapışan yerleri de kalkmış zaten kendiliğinden. Sinek yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıda olmuş. Sinek de bizim şuradaki gider borumuz arkadaşlar şu gider akışı iyi değil bakın. Gidiyor geri geliyor. Buraya beton attılar ama iyi olmamış. İçini yapalım. Dışına da bir su tutalım. Mama. Ne? Ha işte. Buraya beton atıldı ya. Hı. Geçen sene. Bunun dışına da süngerle yapılacakmış arkadaşlar. Bakalım. Şey yaptık bunun dışına. Şu bulaşık jeli var ya ondan yaptık. O da hiç varlığı yokluğu şeysiz yani belirsiz. Böyle. O da bununla pişiyor. Açıldı. Ne çıktı? Çıkıyor. Çıkar annem bakın. Arkadaşlar sizin de aklınızda olsun dışarıda ateş yakmak ya da herhangi bir şey yapmak isterseniz böyle bir şeylerle dışına ya çamur yağlayın ya da şu jelden yağlayın. Bulaşık jelinden. Bu ateşe koyulmadan önce koyulduğu zaman kaldırır bunu. Ben şöyle kaldırabildiğim yerleri kaldıracağım. Şuraları da anneme havale edeceğim. Kendisi ne yaparsa. Tel mi sürter, başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey yapmak istemem söylediğim gibi. Bakın. Görüyor musunuz? Hani şeyde övüyorlar ya. Yağ çözücü sağ sol diye. Aynı onun gibi oluyor. Bu tarafına ateş çok gelmiş. Bakın. Burası tabaka oluşmuş artık burada. Çıkmaz mı? Çıkar da çok zor çıkar. Bir daha mı ıslatmamız gerekir acaba bilmiyorum. Tel de sürtmezsek buna babaannem bir daha bakar oğlum artık. Buralar çıkmam diyor. Çıkarsa? Şöyle ne? Çıkarsa? Nasıl çıkarsa? Bildiğin çıkar. Çıkmaz oğlum. Çıkmayınca çıkmaz. Buralara çok ateşteymiş o çıkmayan yerlerine. Bakın elimde de kalmıyor. Şimdi tekrar izleyelim. Ama bu söylediğim gibi çok yanmış. Bakın altlarına. Şöyle. Buralara çok büyük uğraş gerekiyor fazla yanan yerlerine. Biz akşam Erdoğan amcagile doğru gidecekmişiz arkadaşlar. Eşimin amcası. Onlar bize gelecek. 2-3 gündür söylüyorlardı. Bugün yarın, bugün yarın onlar gelmediler. Herhalde işlerim çıktı. Gelenlerim oldu artık bilmiyorum. Bugün biz onlara doğru gidelim diye niyetlendik. Sorduk onlar da evdeymiş. Bununla böyle uğraşacak. Ufak ufak. Didik didik. Kara kazan. Kara kara kazanlar, aramızı bozanlar. O kara kazan bu işte arkadaşlar. Ana, çızılıyor mu ki? İşte, annem buna kendi bakmalı bence. Çızılırsa, telle sürttün derse ama sürtmedik. Ama çıkmıyor da bayağı buraları. Çok kalın tabak olmuş. Çıkmıyor dedim yine çıkıyor maşallah. Oğlum orada. Geçenlerde videomda gördüğünüz Leyla'nın kayınvalidesiyle şey kestik arkadaşlar, mantı kestik. O gün bugündür bu sol kolum çok ağrıyor. O gün herhalde çok yüklemişim. Biraz da hamur sertti. Biz uğraştırdık. Koluma ağrısmışım. Hızlı olsun diye böyle yaptım artık. Hamur çok görünce bastırdım da bastırdım.
Yüksel. Babaannen gibi çağır annem. Hayır benim yetmem. Hasan babam bana kızıyor. Ama sen iyi dursan kimse kızmaz. Bizim köpek doyurulacak. Artık buradan sonrasını anneme havale edeceğim. O bana söylesin, ben öyle yapayım arkadaşlar. Öyle diyeyim ona da bir. Danışayım tekrardan. Çıkan yerler çıktı, çıkmayanlar böyle. Şöyle iyice bastırsan çıkıyor ama o da bu taraftaki siyahlar buraya birikiyor, o da cızıyor böyle. Tel sürtmüşün gibi oluyor aynı. Şöyle. Bakayım. Şu hani bir laf var, ona değdi buna değmedi değil. Öyle böyle. Bunu bitireceğim herhalde. Gitmiyor annem, süngerin karası gitmiyor. Ezan mı okunuyor? Akşam ezanı da okunuyor arkadaşlar. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Ben bunu söyledim, bir anneme bir göstereyim bir daha. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda inşallah yine görüşürüz. Kapat.